Bizim kuzeyde temsilcileri. Öncelikle bu hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Davetimize icabet ederek, büyük bir nezaket göstererek buraya kadar gelip sizlerle iftarınızı açtığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Şehitlik ve gazilik, bunlar hepinizin de malumu, Müslüman olan herkesin de malumu. Peygamberlikten sonra gelen en büyük mertebeler. Ne mutlu ki sizlere şehit ailesiniz ve ne mutlu ki sizlere büyük bir kararlarını göstererek gazi olun. Allah sizlere de gazilik ve şehitlik gibi o mukaddes mertebeye erişmeyi nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, büyüklerim, biliyorsunuz, ne sorunuz olursa her zaman kapımız açık. Bunu sadece lafta söylemek de bizim için kolay ama biliyorsunuz göreve başladıktan sonra gezebildiğimiz, bildiğimiz her ailenin, özellikle şehit ve aile, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ayaklarına kadar gidip onların ellerini öpüp sorunları dinlemeyi kendimize bir görev atfettik. Gittiklerimiz oldu, ekseriyetine gittik, gidemediklerimiz oldu. Eksiklerimiz de olmuştur. Ama ben inanıyorum ki sizin o hoşgörüyle dolu kalbiniz bizlerin eksikliklerini düşünüp de yapamadığımız şeyleri mazur görecektir ve bizleri affedecektir. Sevgili kardeşlerim, bugün biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'in ortasındayız. Bu böylesine güzel bir ayı idrak ediyoruz. Böylesine rahmet dolu, merhamet dolu, Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle dolu bir ayı. Bu ayın da hususiyetiyle alakalı birçok ortamda ifade ettiğim bir ayet ve bir hadisle sözlerimi noktalamak istiyorum. Bu yıl biliyorsunuz, geçen yemekte de ifade etmiştim, Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılı, bu Ramazan'ın temasını vakit iyilik vakti bu Ramazan ve her zaman diye belirledi. Peki, İyilik nedir? İyilik bizler için, Müslümanlar için tabii ki Allah'ın koyduğu kurallara göre, onun peygamberi aracılığıyla gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e göre tanımlanmıştır. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de en güzel tanımlayan ayet de Bakara suresinin 177. ayetidir. Eğer zamanınızı almak istemiyorum ama bunu da paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarınıza çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenler. Mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyene ve kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenleri ve sonra hastalıkta, yoğunlaşık ilişkili zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Bir diğer hadis de mealen söyleyeceğim, kelime kelime söyleyecek kadar bildiğimizde o kadar da ilgili değil, biz hadis canlıkla görmüşmez. Ama mealen, benim o hadisten anladığım şu, bir hadis-i şerifte Allah kılmak istenen Peygamber Efendimiz demiş ki, aleyhissalatü vesselam, şu üç kişiye yazıklar olsun, beyl olsun. Bunlardan birincisi, anne ve babası yaşlılık çağına gelip de, evlatla onu görüp de, o anne ve babaya iyi bakmayıp, onları razı etmeyip, onların rızasını kazanmayıp cenneti hak edemeyenler. İkincisi, benim ismim anıldığında, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmeyenler. Üçüncüsü de, Ramazan-ı Şerif gibi bir ayı idrak edip de Allah'ın affına, rahmetine eremeyenler. Dileriz ki bu ayette de ifade edilen asıl iyiliği hem sözde, hem özde, hem eylemde uygulayanlar, hem de böylesine
muhterem bir ayı, rahmet, merhamet dolu bir ayı hakkıyla idrak edenlerden oluruz ve Allah'ın affına ve rahmetine nail oluruz. Ben sözlerimi tamamlamadan önce tekrar hepinizi selamlıyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum.